Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 1 Şubat 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Kuzey Akım 2 askıya alındı. Avrupa Komisyonu Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını enerji politikalarına uyumunu incelemek üzere askıya aldı. Komisyon ayrıca Avrupa Birliği'nin Rusya'nın doğalgazı bir silah gibi kullanma olasılığının önüne geçmek için her şeyi yapacağını da belirtti. Motorun ve benzine zam beklentisi. Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için motorun ve benzinin pompa satış fiyatlarında artış bekleniyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 39 kuruş, motorunun litre fiyatına da 32 kuruş zam beklentisi var. Sayın dinleyiciler, elektrik faturalarına uygulanan kademeli tarifede ucuz elektrik kotası aylık 150 kW düzeyinden 210 kW düzeyine yükseltildi. Küresel büyüme beklentisi doğalgaz fiyatlarını değiştirebilir. Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara doğalgaz ve petrol fiyatları ile ilgili beklentilerini paylaştı, dinliyoruz. Doğalgazda mesela bundan 3 ay önceki, 2 ay önceki seviyelerin biraz daha aşağısına çekildi. Yalnız burada senkron sorunu var. Kimi uzmanlara göre önümüzdeki bahar ayları geçtiğinde doğalgaz fiyatları gevşeyecek. Ama kimilerine göre ise bunun için Eylül ayının beklenmesi gerekecek. Eylül 2022. Bu aslında biraz küresel büyüme beklentileriyle de beraber hareket eden bir şey var. Fiyat yaklaşımı var ya da fiyat gelişimi var doğalgazda ve petrolde. Eğer küresel büyüme tahminlerin üzerinde gerçekleşeceğine inanılırsa bu fiyatlar daha uzun sürede gevşeyecektir. Mehmet Kara, küresel ekonominin büyüme hızının petrol ve doğalgaz fiyatında belirleyici olacağına dikkat çekti. Doğalgazı yeşil etikete 4 itiraz. Avrupa Birliği'nde doğalgaza yeşil enerji statüsü verilip verilmemesiyle ilgili tartışma devam ediyor. Birlik üyesi Hollanda, Avusturya, İsveç ve Danimarka doğalgazı yeşil yatırım olarak tanımlamayı gündemine alan Avrupa Birliği Komisyonu'nu uyardı. Japonların elektrik faturaları Mart'ta zamlanacak. Japonya'da elektrik faturalarının Mart'ta %30 artarak son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Ülkenin devlet kanalının haberine göre pahalı akaryakıt ithalatı nedeniyle Japon elektrik dağıtım şirketleri Mart ayında fiyatlara zam yapacaklar. Sabancı'da yeşil enerji dönüşümü başladı. Enerjisa Enerji, Sabancı Holding ve Teknosa'yla yeşil enerji kullanımı için anlaşma imzaladı. İşbirliği sayesinde 2022 yılında 3 kurum yenilenebilir enerji kullanımlarını artırarak toplam 14.110 ton karbondioksit salımının önüne geçecek. Rus SUEK 2021'de kömür üretimini artırdı. Rus Kömür ve Enerji Üretim Şirketi SUEK'in 2021 yılında kömür ihracatı %1 artarak 54.4 milyon ton oldu. Şirket güçlü küresel talebe rağmen lojistik sıkıntılar nedeniyle ihracatın hızla artmadığını belirtti. Kilim Grubu GES kuracak. Kilim Grubu Edirne'nin merkez ilçesinde 4 megawatt kapasiteli güneş enerji santrali kuracak. Projenin değeri 9 milyon TL olarak hesaplanıyor. Santralde üretilen elektrik tekstil fabrikasında kullanılacak. Projeyle şirketin yıllık enerji tüketiminin minimum %25'i güneş elektriğiyle sağlanacak. Sayın dinleyiciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Keltepe Rüzgar Enerji Santrali projesinde saha değişikliği yapılacağını duyurdu. Masat Enerji Güneş Enerji Santrali kuracak. Masat Enerji, Amasya'nın Taşova ilçesindeki Yavuz Hidroelektrik Enerji Santrali'ne hibrit olarak Güneş Enerji Santrali kurmayı planlıyor. 35.4 milyon TL değerindeki proje sayesinde hidroelektrik santralin elektrik ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Değerli dinleyiciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, 1 Şubat 2022'den itibaren geçerli olacak perakende elektrik satış fiyatlarını belirleyen tarifeleri onayladı. Sırada petrol fiyatları var. Bir grup büyük üreticinin petrol üretimini artıracağı yönündeki spekülasyonlar fiyatların gevşemesini sağladı. Dün 91 doların üzerine gören Brent petrolün varil fiyatı 88,5 dolar düzeyine kadar indi.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 2 Şubat 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 1524 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 00.01 aralığı için 1524 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 00.01 dilimi için 1524 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.